Bahçemize alçak bir betonarme duvar üzeri 1,5 metrelik panel çit tercih ettik. Ağaçlarla mahremiyet sağlamayı planladım burada. Siyah panel çit tercih ettim çünkü koyu yeşil leylendilerle güzel bir uyum sağladığını düşünüyorum bunun. Sakin ve derli toplu halini bir süreliğine bayağı bir dağınıklığa bırakacak bu bahçe. Sonrasında yine toparlayıp hayat verilmiş halini göstereceğim sizlere. Sadece panel çit montajı isteyenler için bu arada daha iyi anlatımı olan videolar vardır her detayını gösteren ama zaten panel çit montajı çok zor bir süreç değil. Burada temel anlarını göstereceğim ben. Bütün süreçten bahsedeceğim. Yani bahçenin inşaat halinden başlayıp panel çitin bittikten sonraki evin peyzajının bittikten sonraki halini de göstereceğim. Bir yandan da burada başladı sol alt köşedeki tarihler gerçek bu arada. Malzemeleri falan indirdiğim gün. Bayağı önce almıştım ben bu malzemeleri. Uygun fiyata denk getirdiğim bir yerden. Beklemek istemedim. Zaten eninde sonunda alacağız ve bundan kullanacağım netti. Yüksek bir noktadan da çekiyorum bahçeyi. Sadece panel çit montajı dediğim gibi isteyenler altta bölüm bölüm ayırdım. Panel çitin montajının olduğu bölüme ilerleyebilirler ama izlerseniz sevinirim. Buraları da güzel görüntüler var. Bahçenin geçireceği evrime de tanıklık etmiş olacaksınız böylelikle. Benim hoşuma gidiyor bu tarz videolar. Panel çit mantığında zaten çok bir şey yok. Vakti olan biriyseniz ve yanınıza bir adam bulursanız yardım edebilecek. Rahatlıkla montajını yaparsınız düz bir alan varsa yapacağınız. Bir şarjlı matkap, vidalar, dübeller, düzlüğü sağlayabilmek için su terazisi ve iyi bir çekiç yeterli olacaktır. Videoya geçiyorum şimdi. Tabii bu telleri sökme bölümünü de ben hallettiğim için o bölüm biraz beni yormuştu. Basit gibi görünüyor ama o telleri oradan büyük bir makasla kesip bağlantı noktalarından sonra en altta toprağın altından geçen kılavuz bir şeyler oluyor bunların. Direklerin içinden de geçiyor hatta kılavuz telleri. Kalın tel onlar. Onların toprak altında kalan kısımlarını sökmek, almak tek başıma çok zor oldu. En üstteki dikenli telleri de alıp kenara koymak. Bir de süre dardı. Kepçe bir iki saat içinde gelecekti. O geldiğinde her şey hazır olsun istiyordum. Biraz zamanla yarışıyorsunuz böyle inşaat işlerinde. Bunları kenarda bir yerde topluyoruz. Sonra zemine beton atacağınız yerlerde bunlar çok iyi dolgu oluyor. Çünkü beton dolgu bulmak zor. Genelde sağdan soldan taş toplayıp ya da toprakla yapıyor insanlar. Burada yerlerini açıyoruz. Kalıp yapılacak buraya. Sonra içerisine beton atılacak. Hatıl duvarı diyor buna kalıpçılar. Ya da normal duvarda diyebilirsiniz. Hani önemli olan burada düz olması tabii. Kademe kademe biraz hafif bir eğim var bu yolda. Biz kademe kademe 5'er metrelik kademeler yaptım ben burada. Çünkü her bir panel çitin uzunluğu 2,5 metre. Bir duvara ikişer tane konacak şekilde ayarladım. Bunu hesapladığınızda daha az direk gider. Direk sayıları da önemli. Ne kadar çok kademe olursa her bağlantı kademe noktasına birer direk atmanız gerekiyor. O yüzden biraz sayılı da aldığım için tam ayarlı bir şekilde kazdırdım ben burayı operatöre. 26 Mart'a geldiğimizde artık bu arada sol tarafta görüyorsunuz inşaatımız da bayağı ilerledi. Şimdi onun üstünden de görüntüler paylaşacağım sizlerle. Kalıbın iç tarafı çakıldı şu an. 5'e 10'lar ve keresteler gördüğünüz gibi bayağı sıkı bir şekilde yaptılar. Bu temelde kullandığımız plywood kalıp bunlar. Bayağı temiz. Çok da değerli bunlar. İkinci el de para ediyor. O yüzden onlardan almıştım. Ben sonra sattım. Burada atölyeyi planladığımız yer var. Oraya bir dolgu yapılmıştı. Üzerine beton atıldı. Kalıp tamamen bitti. Artık beton bekleniyor burası için. Üstten de bir çekeyim sizler için. Ortası dolacak ustalarımızla birlikte. Bu arada çelik bir yapı bu. Çelik evlerle alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa kanalda birçok video var bu konuda. Aldım, onlara gerek yok. İzlemenizi öneririm. Burası giriş bölümü. Doğalgaz, kanalizasyon gibi şeyler duvarın altından geçer mi merak ediyorsunuz diye şu görüntüyü de koydum. Geçebiliyor, altından kazıyorlar. Zaten tek blok bir duvar olduğu için herhangi bir zarar gelmiyor. Yani üstünden kepçe geçiyor bunun. Gene de bir şey olmuyor. Bayağı sağlam oluyor. Demir de kullandım ben zaten. Bittikten sonra o işler kapımız yapıldı ve buraya bir dolgu yapıldı gördüğünüz gibi. Bu dolgular düzgün temiz görüntü bu kadar karmaşadan sonra insanın bayağı hoşuna gidiyor aslında. Açıp açıp bakıyordum ben sürekli buraya tabii. Otopark alanında ve köpek alanı da diyorum ben buraya aynı zamanda. Kilit taş kullandım ben. Kilit taşı çünkü elimizde vardı. Önceki bahçenin önceki sahibi bahçe içerisine bayağı yürüyüş yolları yapmış geniş geniş. Onların tamamını bahçede kullanmış oldum ben aslında. Bordürler de var kenarlarda. Şimdi panel çit montajı bölümü artık. Panellerin direklerinin
dübel yani vida gelecek noktalarına direkt üzerinden delik açarak yapıyorlar. Pratik bir yöntem. Üstünden çakıyorlar ve somunlarını sıkıyorlar sadece. Yani çok basit bir işlem. Sadece biraz uğraştırıyor tabii. Onların eli alışık ustanın iyisini izlediğinizde iş çok kolay gelirmiş insana ama siz de bir iki tane yaptıktan sonra düzgün bir şekilde yapabilirsiniz. Su terazisi çok önemli bu noktada. Düzgün olsun diye bir su teraziniz olması gerekiyor. Deliyor, içerisine çakıyor ve sonra somunlarını sıkıyor. Bayağı da sağlam oluyor 1,5 metre olmasına rağmen. Betonumuz da bayağı düzgün çıktı. Ustalar beğendi, panel çit yapan ustalar. Benim çok fazla şeyle uğraşmam gerektiği için kendim giremedim bu işlere. Şu noktada bir kayısı ağacımız vardı, onu budadık. O panel çit alanına gene de denk geldi. Tabii ki burada çiti kestik, ağacı kesmedik. Çünkü ağaç çok güzel bir formdaydı. O formu yakalamak çok kolay değil. Zaten ağaç da emin olun bu panel çitten daha sağlam bir mukavemet sağlayabilir. Bayağı kayısı ağacının dalları sıkı olur. Orada bu video çekerken şimdi bu kadar görünüyordu. Yola kadar uzadı zaten bütün bu ağacın dalları. Jiletli teli çekmek biraz zor olabilir. Onda da başlangıcı yerleştirdikten sonra devamı geliyor bir şekilde. Bir kerpeten ve ince bir tel aracılığıyla onları bağlıyorsunuz. Bitmiş haline yakın şu an. Sadece kapılar kaldı. Otomatik kapı ve yaya kapısı. Bahçenin içi birazdan nasıl ne hale geldiğini de göstereceğim. Biraz yüksek gibi görünüyor şu an duvar ama bayağı toprağın altında kalacak bu bölümler. Şu toprakları da etraftaki inşaatlarda hafriyat yapıyorlar. Onların hafriyat topraklarından istiyorsunuz yapan kişilerden. Onlar zaten dökecek yer arıyorlar. Normalde belediyenin belirli yerlere dökmek için para istiyor belediye onlardan. Onlar da böyle bizim gibi getirip dökebilecekleri yerler olursa bayağı mutlu oluyorlar. Kimisi para da istiyor. Biraz onlar o konuda istekli oluyorlar ama vermeseniz de bir şey olmuyor. Adam oraya döküyor gidiyor. Şimdi kenarları dolduruyoruz. Artık buraları toparlamanın vakti geldi yavaştan. Çünkü işler bitmek üzere. Evde gördüğünüz gibi dış cephesi falan halloldu tamamen. Yakında taşınacağız biz de. Bir yandan şimdi parkeler yapılıyor bu dönemde. Yakında taşınmış olacağız zaten. Bu videoyu çektiğim tarihler göz önüne alındığında ve bitmiş halini de artık gösterebilirim. Şuraya 60'a 120 karolar gelecek zemine. Aralarına çim derzli yapacağım ben üstünden geçtiğim yer. Şu gördüğünüz bu arada bu teli de ben kendim yaptım. Köpek alanını ayırdım. Zemine beton atarak vidayla falan hiç uğraşmadan beton atıp üstüne panel direkleri koydum. Düz bir şekilde tutturduktan sonra hiç kımıldamadan kurumasını sağladım betonun. Sonra panel çitleri de üzerine vidaladım. Onu vidalamak zaten çok basit. Bir vidayı üzerinden bağlayıveriyorsunuz. Tutan bir onun pabuçlu bir şeyi var. Artık bitmiş hali bu şekilde. Dışarıdan zemine birazcık araç çamur olmasın diye belediyeyle bayağı uğraştıktan sonra bir asfalt kırığı döküldü yolumuza. Bu açıdan görüntüsünü bayağı seviyorum. İçeriği tamamen çim yaptık. Burası ön yaşam alanı gibi düşünülebilir. Alt bahçede daha çok ağaçlarımız, meyve bahçemiz ve bostanımız olacak. Arka tarafta zaten köpek alanı. Daha detaylı görüntülerini görmek isterseniz bu arada kanala abone olabilirsiniz ve kanaldaki diğer videoları da inceleyebilirsiniz. Birçok video Tamam. mevcut. Biraz buraya gel. Köpeklerimiz çok seviyorlar çim alanı. Onların arka alanını da yakında çim yapmayı düşünüyorum. Onun videosunu da koyacağım. Bu arada çim alanla alakalı da çok detaylı videolar çektim. Çimlerde yaşanan hatalar, sorunlar çok zor bir iştir. Çim alan bakımı. Onlarla ilgili anlatımlar da yapacağım. O yüzden takipte kalmanızı öneririm. Dışarısı da bu şekilde. Teşekkür ediyorum video izlediğiniz için. Kolay gelsin.